Son günlerde adından sıkça söz ettiren Dilan Polat, Engin Polat çifti için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Katıldığı magazin programında günde 750 bin lira harcama yaptığını söyleyen Dilan Polat gündeme bomba gibi düşmüştü. Tabii bununla da kalmadı. Sosyal medya üzerinden birçok ünlü avukat ve ekonomistlerle tartışmalarıyla da gündemden düşmedi. Nitekim kız kardeşi Sıla Doğu da sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada yasaklı madde kullandığı itirafında bulunmuş, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Doğu'nun evinde çeşitli maddeler de bulunmuştu. Kaynağı belli olmayan paralar, tetikçi iddiaları ve daha fazlası. Biz de sizlere Dilan ve Engin Polat hakkında ortaya atılan iddialara dair son gelişmeleri aktaracağız. Sosyal medyada da pek çok isim Polat çiftinin kara para akladığı iddialarını ortaya koymuştu. Altın tozlu kahveler, üzerindeki kıyafetlerin 350 bin lira olması. Tüm bunlar insanların aklına şu soruları getirdi. Bu gösterişli hayatın kaynağı ne? Güzellik merkezlerinden bu kadar para kazanılıyor mu? Vergi kaçırma ve kara para aklama gibi birçok iddiaların hedefinde olan çifti, Mali Suçları Araştırma Kurulu yakın takip aldı. Masa'nın hazırladığı rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluşuyor. Raporda dikkat çeken bazı detaylar da var. Tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı. Rapora göre Dilan Polat ortak ve ilişkili olduğu 5 şirket, bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulundu. Masak, Polat'ın bağlı olduğu şirketlerin alış bildiriminde bulunduğu sahte belge düzenleyicisi, Beyza Gün Güzellik Kozmetik, Tekben Plastik Gıda Sanayi ve Tekbaşer Metal ve Sanayi isimli 3 şirketi de mercek altına aldı. Beyza Gün şirketinin vadesi gelmiş borçlarını ödemeyerek vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, kurulduğu günden bu yana herhangi bir şekilde nakit veya transfer olmak üzere herhangi bir bankacılık işlemi de gerçekleştirmediği kaydedildi. 200 milyon liradan fazla şüpheli işlem olurken elde edilen gelirin nakit olarak çekilip Engin Polat'a ait şirketlere yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirilmiş. Masa'nın savcılığa gönderdiği raporda Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu. İddialar arasında en çarpıcı olan Polat ve akrabaları şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu. Masa'nın mercek altına aldığı isimler arasında Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgün Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı. Magazin haberlerini Mavi Kadın YouTube ve Mavi Kadın Instagram hesabından takip edebilirsiniz.